Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir deneme çözeceğiz. Dün normalde ben kursa deneme çözüyordum ama dünkü denemeye katılamadığım için bugün de günlerden cuma, dedim ki bir deneme çözeyim. Aslında erken başlamayı planlıyordum ama akşama kaldı, saatlerimiz 7 şu an. Birazdan başlamayı düşünüyorum. İlk önce size denememi göstereyim, daha sonra denemeye başlayalım. Şu şekilde arkadaşlar, bugün şampiyonlar karmasını çözeceğim gördüğünüz üzere. Size biraz şampiyonlar karması hakkında bilgi vereyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, BES, Biotik, ENS, Full, Merkez, Orbital ve PES eğitim yayınlarından oluşuyor. 7 farklı yayından hazırlanmış bir deneme sınavı. 5'li video çözümlü. Şöyle biraz içerisinde size de göstereceğim zaten. 5'li bir deneme arkadaşlar. Güncellemiş bu arada yeni baskı. Video çözümlü olduğunu söylemiştim zaten. 5'li bir deneme. Denemenin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Denemenin derslerini arkadaşlar, işte Türkçe sınavını, matematik sınavını farklı farklı yayın evleri hazırlamış. Hemen içeriğinden size onu göstereyim. Mesela arkadaşlar, şu an son sayfasındayım. Türkçe'yi mesela ENS hazırlamış. Tarihi Merkez Yayıncılık hazırlamış. Coğrafyayı ENS, felsefeyi Merkez, din kültürünü BES Eğitim, matematiğini Full Matematik ve Merkez Yayınları, fiziği PES, kimyayı Orbital ve biyolojiyi de Biotik hazırlamış mesela. Böyle ders ders farklı olması da gerçekten güzel oluyor. Biraz da size içeriğini göstereyim isterseniz arkadaşlar. Dış kapağı böyle. Ben birazdan birinci denemesini çözeceğim. Şöyle göstereyim. Burada cevap anahtarı var. Bu arada bende krallar karması var. Önceki videolarımda göstermiştim size. Şu şekilde mesela arkadaşlar, işte Türkçe, ENS, tarih, merkez falan filan, daha önce söylediğim gibi. İçeriğini biraz size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere yeni nesil soruları bulunuyor. Geometri, matematik. Bu şekilde 5 tane denemem var. Bugün daha ders çalışamadım. O yüzden en azından bir deneme çözmek istedim. Eğer bir de denemeden sonra yapmak istersem, şurada bir çapım var. Diziler çözeceğim. Daha sonra hız ve rengim var. Geometri çözeceğim. Günde 3 test çözüyorum çünkü. Bu şekilde hedeflerim var. Umarım başarabilirim. Yarın kütüphaneye gideceğim zaten. Yani biraz geç kalkacağım yarın cumartesi olduğu için. Umarım böyle yetiştirebilirim yapabileceklerimi. O zaman ben çok konuştum. İlk denemeyi şöyle koparayım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle ilk denemeyle başlayalım. Şöyle bakalım kaç net gelecek. Sizinle de paylaşırım zaten. O zaman denemeye başlayalım. Ecoş, hazır mısın? Hayır, hiçbir zaman hazır değilim. Evet, başlıyoruz. Başla.
Ay benim kameram nerede kız bende ha. Evet arkadaşlar şimdi denemem bitti. Saatlerimiz 10 oldu. Biz biraz kontrol falan yaptık Ece'yle. Ece deneme çözdü. Ay konuşamıyorum. Beynin hepsini beynim denemede doğdu. Kullanmışsın. Beynim ben sana diyorum ki %35'ini kullan denemede. Hepsini kullanınca böyle konuşamazsın. Arkadaşlar şimdi denemeden çıktık. Bir yarım saat kadar oldu. Öyle denemelerimizi falan kontrol ettik. Bu arada Ece'ye de deneme çözdüm. İkimiz aynı anda çözdük. O bilgisayar malın yedilik kontrol denemesini çözdü. Ben de şampiyonlar karmasını çözdüm. Bu denemeye bayıldım tek kelimeyle. Bence şu an piyasadaki en iyi denemelerden bir tanesi. Neden diye sorarsanız feni ile sosyal ile ÖSYM ile aynıydı. Sanki böyle üniversite sınavında gibi hissettim kendimi. Türkçesi kolay duruyor ama aslında çok böyle anlama dayalı ve anlamanı zorlaştıracak ve hemen anlayamayacağın şeyler. O yüzden uğraştırdı biraz. Daha sonra matematik kolay duruyor. Zaten videoyu çektiğim zaman da matematiği böyle çözüyorum kolay duruyor. Ama o kadar mantık şeyi ki çözüyorum. Diyorum bir yanlışlık var herhalde yani. Sonra böyle çok uğraştırdı beni. Matematikte çok yanlışım çıktı. Çünkü matematik çok uğraştırdı beni. Hızlı çözeyim derken işlem hatası çok yapmışım. Feni iyiydi. 5 tane fen yapmışım. Zaten birazdan senetlerimi söyleyeceğim. Ama gerçekten çok beğendim yani denemeyi. Aşırı beğendim. Normalde bu denemeyi Ece'ye verecektim ki Ece'ye çözsün. O çünkü çok beğenmişti içeriğini. Ama vermemeye karar verdim çünkü ben daha çok beğendim. Şimdi size deneme netlerimi söyleyeyim. Türkçeden arkadaşlar gerçekten bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ben kendi açımdan. Çünkü günlük düzenli olarak işte problemi günlük düzenli olarak Türkçe denememi çözüyorum. 31-25 yapmışım. 33 doğru 8 yanlış. Sosyalim çok güzel geldi ve sosyal bildiğiniz ÖSYM arkadaşlar. Yani ÖSYM eşittir sosyal olmuş bana göre. 17-75 yapmışım. 18 doğru 1 yanlış 1 boş. Onun harici matematiğim çok kötü. Yani birkaç denemedirli falan matematiğin 20 üstünde işaretliyorum. Hatta bazı denememde falan 20'nin üstünde net geliyor. Ama bunda hızlı çözeceğim diye çok fazla işlem hatası yapmışım. O yüzden de 13.50 geldi. 15 doğru 6 yanlış yapmışım. Bu beni üzdü açıkçası. Ama arayı arkadaşlar fende kapattım zaten. Fende de 5 net yapmışım. Gayet iyi. Fende bana direkt ÖSYM'e geldi yani. Niye öyle bilmiyorum ama birazdan size içeriğini göstereyim. Daha sonra videonun kapanışını çekelim. Bu şekilde arkadaşlar çözdüm. Zaten aşırı belli. Denemeden eser kalmamış. Şöyle size göstereceğim. Şu şekilde fen sorularını yaptım. Geometri. Daha sonra. Bakın arkadaşlar çok yanlışım var. Burası sosyaldi. Sosyale bakarsanız anlarsınız zaten. Şu şekilde. Toplam 67,5 net yapmıştım. Geceye bakın arkadan. Toplam 67,5 net yapmışım. Hedefim 70 üzerine çıkmak bu arada. Ama bir türlü çıkamadım. Onda çıkmak istiyorum. Çünkü artık biliyorsunuz arkadaşlar AYT kısmına geçmeye başladık. Ben artık TYT'yi 70 bandına oturtmak istiyorum. Özellikle ders antik denemelerde, buradaki denemelerde. Bu şekilde şu an düşünüyorum. Acaba derse devam edip logaritm, dizimi çözsem yoksa geometrimi çözsem diye. Ama asla takatim yok. Saat 10'u 10 geçiyor. Uyumak istiyorum. Yarın zaten cumartesi kütüphaneye gideceğim. Bayağı verimli bir gün olacak benim için. Bunun analizini de daha sonraya bırakacağım. Bu arada video çözümlü indirip buradan yapamadığım soruları falan bakacağım mutlaka. Biliyorsunuz ki denemede yani en önemli şey deneme analizi. Deneme analizi yapmazsanız denemenin hiçbir önemi yok. Önemli olan bilmediğimizi öğrenmek. Bu şekildeydi videom. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de aşağıya şu an neler yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz, deneme netleriniz nasıl, hangi bantlarda geziyorsunuz yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Telegram grubumuz var şu an. Aşağı açıklamalar kısmına ve yorumlara koyacağım. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada günlük olarak paylaşıyoruz her şeyimizi, derslerimizi, sorularımızı, sohbet muhabbet ediyoruz. Size katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek için aşağı açıklamalar kısmına adresimi bırakacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.